Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde orman yangınları vardı. Orman yakanlar için idam çağrısı yaptı. Kanun teklifi hazırlanırsa destek olacaklarını söyledi. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü Şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Marmaris'teki orman yangınını işaret etti. Orman yakanlara idam cezası çağrısı yaptı. Üzerimize düşeni yaparız dedi. Tasavvurdaki idam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik ve esneklik içinde olmasını hasreten bekliyor ve ümit ediyorum. Eline çakmak alıp ormanları yakan su katılmamış barbarlara ya da eli ve vicdanı kanlı hainlere hareketsiz ve sessiz kalamayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarını partisinin grup kürsüsünden verdi. Muhalefeti Marmaris'teki orman yangınındaki tutumu üzerinden eleştirdi. Devlet bütün imkanlarını seferber etmişken mesela Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır. Toplamda 4587 kişilik görevli ekibimiz ateşe meydan okuyup can pahasına yangınla mücadele ederken Kılıçdaroğlu'nu dedikodunun, iftiranın, provokasyonun mayası çalıyordu. Bahçeli, Türk Ocakları'nın düzenlediği bir sempozyuma Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmesine de sert sözlerle tepki gösterdi. Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız?